Ayrımcılığın birçok çeşidi vardır. Bunlara cinsiyete, kültüre, ırka ve diğer faktörlere dayalı ayrımcılıkları örnek olarak verebiliriz. Bunlar genellikle birbirlerinden bağımsız olarak düşünülür. Fakat bir bireyin birden fazla ayrımcılık çeşidine maruz kaldığı durumlarda görülebilir. Başka bir deyişle, bu ayrımcılık çeşitlerinin kesiştiği durumlardan bahsediyoruz. Bu durum, toplumdaki bir bireyin sahip olduğu özellikler yüzünden birden fazla alanda ayrımcılığa maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Örnek olarak, Amerika'da yaşayan Budist inanışını benimsemiş Afrika kökenli bir kadını düşünelim. Bu kadın, Amerika'nın bazı toplumlarında 3 farklı alanda ayrımcılığa maruz kalabilir. Bu kadının ayrımcılık çemberlerini çizecek olursak, çemberlerden biri cinsiyetiyle, diğeri ırkı ya da kültürel kökeniyle ve sonuncusu da dini inanışıyla alakalı olur. Şimdi, çemberlerin kesiştikleri yere, yani merkezdeki alana dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki bu 3 farklı ayrımcılığın kesişimi neden bu kadar önemli olabilir? Kesişim önemli çünkü birey bu noktada 3 farklı ayrımcılığa aynı anda maruz kalarak toplumda son derece dezavantajlı bir konuma geliyor. Bu bireyin toplumda ne gibi dezavantajları olduğunu ve nasıl bir baskı gördüğünü anlayabilmek için buradaki 3 faktörü de tam olarak anlamanız gerekir. İşte bu noktada size tam da bu durumu inceleyen kesişimsellik teorisinden bahsetmek istiyorum. Bu teori, bir bireyin maruz kalabileceği potansiyel ayrımcılıkların bir araya gelişini ya da kesişmesini açıklamaya çalışır. Böyle bir durumda, farklı ayrımcılıklar bir araya geldiğinde ne olacağını anlayamazsak, bu bireyin içinde bulunduğu durumu da tam anlamıyla kavramamız mümkün olamaz. Demek istediğim şu, mesela bu örnekte sadece bu bireyin Budistliği hoş karşılamayan bir toplumda Budist inanışına sahip olması üzerine odaklanırsak, onun aynı zamanda kadın ve Afrika kökenli olduğu için de farklı ayrımcılıklara maruz kaldığını göz ardı etmiş oluruz. Aynı durum, bu bireyin sadece kadın olduğu için ya da sadece Afrika kökenli Amerikalı olduğu için ayrımcılığa uğradığına odaklandığımızda da ortaya çıkar. Ve sonuç olarak tek bir konuya odaklandığımızda, deneyimlediği baskıyı tam olarak anlayamamış oluruz. İşte bu sebeple, kesişimsellik teorisi, tüm ayrımcılıkların aynı anda incelenmesi gerektiğini söyler. Bu teori, 1989 yılında Crenshaw tarafından kadınlar üzerindeki baskıyı açıklamak için feminist bir teori olarak ortaya atılmıştır. Fakat o zamandan bu zamana kapsamı oldukça genişlemiş, insanların toplumun tüm kesimlerinde görülen her çeşit baskıyı ve ayrımcılığı açıklamak için kullandıkları bir teori haline gelmiştir.